Merhaba arkadaşlar, ben Canan. Bugün sizlere çikolatalı pankek tarifi vereceğim. Daha önce kanalımda damla çikolatalı pankek tarifi vermiştim. Bayağı da oldu herhalde, bir 3 sene olmuştur. Bu böyle kakaolu olacak, içinde yine damla çikolata da olacak. Çok lezzetli oluyor. Biz hafta sonları böyle pankek yemeyi çok seviyoruz. Ben misafirlerimle de sık sık yapıyorum. Bir kabın içerisinde 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı şeker, 1/3 su bardağı kakao, 2 çay kaşığı kabartma tozu, çeyrek çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı damla çikolatayı da ekledikten sonra kuru malzemelerimizi tamamen karışıncaya kadar karıştırıyoruz. Şimdi ayrı bir kabın içerisinde 1 su bardağı süt ve 1 yumurtayı çırpıyoruz. Üzerine erittiğimiz 2 yemek kaşığı tereyağını da ekleyip karıştırıyoruz. Şimdi bu sıvı karışımımızı kuru karışımımıza ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Bu noktada eğer harcınızın kıvamı çok kalın olduysa, çok koyu olduysa böyle birazcık bir yemek kaşığı kadar süt ekleyebilirsiniz. Böylelikle harcınızı birazcık daha akışkan ve inceltmiş olursunuz. Şimdi tavanın altını açıyorum ve ısınmaya bırakıyorum. Bu noktada tavanızın ısınmış olması çok önemli. Birazcık bekleyin, tavanız iyice ısınsın. Ondan sonra pankeklerimizi pişireceğiz. Tavamız ısındıktan sonra harcımızdan bir miktar alıp tavamıza koyuyoruz. Pankekiniz pişerken üzerinde böyle gözler göreceksiniz ve kenarları da yavaş yavaş kalınlaşmaya başlayacak. Bu noktada bir spatula yardımıyla pankekimizi çeviriyoruz ve diğer tarafını da pişiriyoruz. Pişerken zaten göreceksiniz çok güzel kabarıyor ve yumuşacık bir pankek oluyor. Tek tek tüm harcım bitene kadar tavama bir miktar pankek harcı alıp kenarları kabarıp ortasında gözler görmeye başlayana kadar bekliyorum. Daha sonra çevirip her iki tarafı da güzelce pişinceye kadar pişiriyorum. Aslında bu kadar. Bu noktada ben pişirdiğim pankekleri tabağa almıyorum. Çünkü kendi sıcaklığıyla, buharıyla ısınıyorlar. Bu hoşuma gitmiyor. O yüzden pişirdiğim pankekleri bir telin üzerine alıyorum ve öyle bekletiyorum. Şimdi ben eğer kahvaltıya misafirlerimiz gelmişse nasıl sunduğumu size göstereceğim. Pankeklerimi bir servis tabağına üst üste olacak şekilde koyuyorum. Onun üzerine erittiğim çikolatadan döküyorum ama her tarafını kaplamıyorum. Birazcık böyle kenarlarından akması yeterlidir. Ama üzerinin de tamamen çikolatayla kaplanmasını istiyorum. Daha sonra üzerine çilek, böğürtlen, evde ne varsa o meyvelerle süsledikten sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum. Böylelikle gerçekten sunumu çok güzel oluyor, çok şık oluyor. Ondan sonra zaten hazır olmuş oluyor, tadına bakacağız. Çikolatalı pankeklerimiz hazır. Ben kendime bir dilim aldım, üzerine çikolata sosu koydum. Diğer kalanları da üst üste dizdim. Onun üzerine de çikolata erittim ve böğürtlenler koydum. En üzerine de böyle pudra şekeri serptim. Çok güzel gözüküyor. Ben özellikle böyle kahvaltı misafirlerim geldiğinde bu şekilde sunmayı çok seviyorum. Gerçekten çok şık gözüküyor, çok lezzetli gözüküyor. Yalnız daha düz yapıyorum bu sefer. Biraz niyeyse böyle yana yatmış, yamuk olmuş bilmiyorum. Çok iyi dizemedim sanırım. Burada sadece dikkat etmeniz gereken nokta, hani sıcak sıcak tavadan çıkar çıkmaz üst üste koymayın. Çünkü o zaman hamurlaşırlar. Birazcık işte telin üzerinde bekletin. Ondan sonra üst üste koyun. Şimdi hemen tadına bakacağım. Kendime de çikolata sosu koydum. Yalnız ben akçaa şurubu da koyuyorum. Öyle çok güzel oluyor. Yani çikolata sosu olsa bile akçaa şurubu koyuyorum. Böyle çok yakıştığını düşünüyorum. Şimdi hemen tadına bakayım. Çok güzel, çok lezzetli. Zaten benim için böyle çikolatalı olması bile yeterli. Çok seviyorum böyle çikolatalı tatlıları. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.